Cülmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özenbaşta Köyde Yaşam kanalındasınız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yayınımızı açalım. İşte iki tane genç delikanlı var. Birisi Mehmet, şu göbeğini kapat bari göbeğini. Şöyle göbeğini kapat ha. Çok sıcak burası arkadaşlar. 40 derece şu anda ama daha yüksek de olabilir. Gölgede böyle hissediyoruz. Şu anda ahır temizliği yapıldı. Hayvanlar sağıma gireceği için sağım öncesinde bir temizlik yapalım dedik. Hemen hemen her günde bundan sonra tertemiz yapacağız. Şimdi benden satılık Halep keçisi isteyenler var. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Diyor ki kusurlu mal satma, satıyorsan da kusurunu mutlaka söyle. İyi mal satıyorsan da hayvanını öveceksin. Arkadaşlar şimdi biz bu hayvanların sütlerini tartmış değiliz. Ama daha önce geldiği yerde biliyorum mükemmel süte sahip olan hayvanlar. Bunlar aslen Mustafa abiden. Yani nereden geldi bu hayvanlar? Kargı'dan, Çorum Kargı'dan geldi. Sonrasında Karaman'a götürdük. Karaman'da da İbrahim abi bunları hamile teke atarak hamile bıraktırdı. Yavrulattırdı. 80 tane toplamda anaçlarla beraber, yavrularla beraber hayvan oldu. Yani 40 hayvan aldı. 84 tane hayvan oldu. Şimdi tabi bunların içerisinde ölen hayvanlar oldu. Kısır kalan yani tekenin yetişemediği hayvanlar oldu. Toplamda 34 tane hayvanın doğumundan 87 tane falan yavru elde etti. Yaşayanlar 10 tane de öldü. 90 küsür tane yavru elde ettiğini söyledi. Aslında 47 yavruydu. Özür dilerim, 47 yavru. 10 tane de öldü dedi. 57 yavru. Bu 57 yavruyu 34 tane anaç yaptı. Diğer gelen 6 hayvan kısır kaldı. Tekem yetişmedi dedi. Tabii ki bir teke yetmezdi bunlara. Şimdi bu hayvanlar içerisinde kusuru söyleyeceğiz. Kusur nedir? 1. Halep keçisi diyoruz ya arkadaşlar. Burada 36 tane sağılır hayvan var. 18'i burada. 36 tane sağılır hayvanın bir tanesi Sanen keçisi. İki tane gördüydüm yanılmıyorsam ya da üç tane de Maltız kırması hayvanlar var. Ama hepsi sütlü mü? Sütlü. Şimdi tek tek bana sütlerini gösterecek Mehmet ve Musa. Musa Suriyeli kardeşimiz bize yardım ediyor. Musa bu yemsiz hali arkadaşlar. Bu hayvanların yemsiz hali. Yani bunlar güzel bir şekilde yemlenirse bu hayvanların sütleri daha da iyi olur. Sabah akşam sağmanız lazım. Benim şartlarımı biliyorsunuz. Bir de meme tiplerine de bakın. Benim şartlarımı biliyorsunuz arkadaşlar. Benim şartlarımda saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yani hayvanlar survivor yaşıyor bende. Ama güzel bir çiftliğe giderse, şunlar güzel bir tıraş edilirse, şunlar güzel bir bakıma sokulur, iç dış parazitleri yapılır, vitaminleri, mineralleri yapılırsa, çekil bakalım. Bu hayvanlardan sağ sağ bildiğin kadar arkadaşlar. Bu hayvanlar normal şartlarda 3 kilo ve üzeri süt veren hayvanlar. Göster bakalım babacığım. Tamam, yan tarafa geçelim Mehmet. Hey maşallah. Hey maşallah kızıma. Şimdi geçiyoruz arka tarafa. İşte kırmalardan bir tanesi de burada. Bu hayvan arkadaşlar kilis kırması. Ama bakın şimdi şöyle bir geçelim. Türkiye'nin en sütlü hayvanı kilistir. Kilis karkas yapısından dolayı, bırak bir dakika abim, bana bırak. Karkas yapısından dolayı tercih edilmez. Küçük olduğu için, bunu Halep'te kırdıkları için karkas maşallah büyümüş. Çekelim Mehmet, çekil oğlum. Çekil Mehmet'im, çekil oğlum. Şimdi gel babacığım, gel 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 gel. Hayvanlar burada. İyisiyle kötüsüyle burada. Ben size bunlardan 5'er kilo süt sağacaksınız demiyorum. Ama içerisinde 5'er kilo süt veren var mı? Bakarsan fazlasını bile alabileceksin. Hey maşallah. Hey maşallah, hayvanlar bile var. Bir de meme yapıları, tutuşları, bakın elle sağacaklar için söylüyorum. Şu şekilde elle sağılabilecek hepsi. Bakın o kadar güzel özenle seçmiş Mustafa kardeşimiz bunları toplarken. Hayvanların senin yaşlı kardeşim diyorlar. Yani bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor arkadaşlar. Gösteririz yaşlı mı değil mi? Normalde 3-4 doğurmuş hayvanlar. En ideal dönemleri. En ideal. Eğer keçiden anlayan insanlar varsa, birinci doğumunda, ikinci doğumunda istenileni vermez hayvan. 3 ve 4'te hem ihizlik oranı yükselir,
Hem de ne olur? İkizlik, üçüzlük oran yükseldikten sonra süt verimi de oturmaya başlar. Elhamdülillah. Bakın, çok güzel hayvanlar var. Bu 18 tane. Bir dakika babacığım, bırak bana var. Bırak. Aralarında en küçük hayvanım, ikisi bu yan yana duran hayvanım. Boy olarak ikisi de küçük. İkisi de küçük ama önemli olan boyu değil, tipi değil. Arkadaşlar sütü. Ey maşallah kızarma. Bunlara bakım yapın arkadaşlar. Benden götürürken ben size bu sütleri ne derim? Bu 3'er kilosu aldığını biz görmüşüz bu hayvanların. Yani duymuşuz. Bir de kafa yapılarını gösterelim. Halepler. Halebi Halep. Arkadaşlar sahnenin de var. Yok demiyoruz, var arkadaşlar. İşte burada sahnen. Bir tane. Şurada bir kilis kırması var. Geri kalanların hepsi Halep. Çok da güzel hayvanlar. Şimdi diğer hayvanları da size göstereceğim. 18'ini gördünüz değil mi? Gördünüz. Aynı hayvanlar tekrar tekrar getirip koymayacağım burada. Bakın suratlarına, kafalarına. Şimdi diğer 18 taneyi de getireceğim. Ey maşallah benim kızıma. Ey maşallah. Onlara da bakın. Değerini veren olursa vereceğim. Ben zaten peynir satıyorum. Benim süte ihtiyacım var mı? Var. Ama istiyorsunuz, Allah'ın izniyle bulacağız. İsteyene hayvan bulacağız. Yapıları da güzel. Yani formları falan tabii ki düşük. Ama süt veren hayvan çok kilolu olmaz. İyi bakarsanız çok da güzel süt alırsınız Allah'ın izniyle bu hayvanlardan. Garanti. Anlayan zaten şu anda yerinden zıpladı hayvanları görenler. Şimdi diğer 18 tane. Aslında hayvanlar hepsi iç içe olduğu için bizimkilerle. Yani dışarıda 200 tane hayvan var. Bulamadım onun bir tanesini. Ama bizim hayvanlardan bir tane koydum, büyük. O da en başta en iri hayvanımız. Ama yani zaten şimdi bu videonun devamında kendi hayvanlarımdan da koyacağım. Allah nasip ederse. Yani hangisinden isterseniz onlardan göndereceğiz. Şu kulağa bakar mısınız? Şimdi göster bakalım. Evet, gel sen de. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak bakayım. Bana bırak, bana bırak. Arkadaşlar siz bu hayvanlara güzel bir şekilde yemlerseniz, sadece yaylımda yedikleriyle değil yani, ha. Güzel bir şekilde yemlerseniz, kaç şöyle öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Yemlerseniz bu hayvanlarda çok güzel süt potansiyeli var. Size söyleyeyim, çok güzel süt potansiyeli var. Yeter ki bakın bu hayvanlara. Bırak bakayım ana oğlum. Bu aralarındaki en az sütü olan hayvanlardan biri. Çekil bakayım oğlum. Bırak bakayım. Musa bırak. Bırak bana. Bırak bana Musa. Bırak bakayım. Maşallah, bismillah. Bırak bakalım Musa. Ya Allah. Bırak bakalım. Bırak bakayım sen bana. Heh. Gel bakayım, gel gel gel. Ürkme gel. Gel bakayım gel. Evet bırak. Bu bizim neydi bunun adı Mehmet? He? Kontes. Yani çok büyük bir ırk arkadaşlar. Yani aralarındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Çok iri kendi hayvanımız. Çekil oradan. Bırak. Bu hayvan yavru öldükten sonra strese girdi. Ama şöyle tut, tut bakın Mehmet şurayı. Bu hayvan çok sütlü bir hayvan. Streste bakılırsa çok güzel süt alınır. Bezmeme. Sağımı kolay. Yazda doğurmuş tabii. Yazda doğurdu. Videosu. Yani çok güzel sütlü bir hayvan ama bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakarsanız alırsınız bu hayvanlardan. Bırak bakayım. Bırak. Bu mesi büyük, bir mesi ufak. Evet. Kusurlu, kusurlu, özürlü bir tane mememiz var. Arkadaşlar. Gel, gel azım, kaldır kendini. Kaldır kendini. Kaldır.
Maşallah. Çek bakayım. Bırak bana bırak. Bana bırak, bana bırak. Şuradan vereyim mi? Bana bırak. Bana bırak abim, geç bakayım. Geç bakayım, geç 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 geç. Bismillah. Bana bırak. Bana bırak. Boğaz memeye. Bana bırak. Ey maşallah kızım. Ey maşallah bebeğim benim. Bu. Arkadaşlar özürlü olan bu. O özürlü değil. Bak özürlü olan bu. Bir memesinde kusur olan bu. Diğeri özürlü değil. Onu da size anlatacağım. Yavruları var bunların biliyorsunuz altlarında. Bu şu anda bu özürlü. Bak bu gördüğünüz özürlü. Yani süt var ama süt az. Özürlü bir meme. Ama maşallahı var bir meme. Çoğumuzun beslediği hayvanların çift memelisinden de sütlüdür. Bu damızlık olarak beslenebilir mi? Evet beslenebilir. Şimdi size sıkıntıyı söyleyeceğim. Şurada bir tane çektik ya. Bir memesi eksik olan. Size %1 milyon garanti veririm. Bu arızalı bir meme değil. Neredeydi o? Şu şu. Şu. Ama yaşıyor şu. Yok. Çek bakayım bir. Bu. Heh. O değil. O değil. Bakayım burada mıydı? Burada mıydı? Şu 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 buldum bak gel. Heh, bu ne biliyor musunuz çocuklar söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Hani arka taraftan bir tane hayvan getirdik ya. Evet. Anne yavrusu anne hastaydı. Evet. Annesini emsin diye. Evet. İşte bak bunun memesini emmiş birini. Gördün mü? Evet. Evet. Arkadaşlar bu kesinlikle %1 milyon garanti veriyorum. Sağıyorum kaç gündür. Bu arızalı değil. Bunu yavrusu emmiş arkadaşlar. Arızalı değil ama bir tane arızalı var. Çünkü biz bunu kaç gündür sağıyoruz bu hayvana. Kesinlikle %1 milyon garanti. Tek bir tane 36 hayvan içerisinde bir tane tek memesi peteğinden eksik. Kör değil. Eksik hayvanımız var. Bu hayvanları da size göstereyim şöyle. Kafa yapılarını. Yaşlı hayvan diyorlar. Değil. Kesinlikle yaşlı değil. Bunlar şu anda 3. 4. doğurmuş. Tam en ideal süt veriminde. Ne lazım? Bakım lazım arkadaşlar. İyi bir bakımla güzel bir kesif yem, yonca, kaba yem ve çayır otlatmayla mükemmel mükemmel olacak. Yaş yok değil mi? Genç hayvan. Bırak bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videonun sonuna kendi hayvanlarımızı ekleyeceğim. Ama satılık olan bunlar. Bunların fiyatları ayrı. Kendi hayvanlarımızın fiyatları ayrı. Yani ben 36 taneyi şu ana kadar yani videonun yaklaşık işte 10 küsür dakikalık bölümünde şu ana kadar olan hayvanları biz Karaman'dan getirdik. O hayvanlar satılık. Kendi hayvanımızdan da isterseniz onlardan da satılık ederiz. Arkadaşlar bunlar da kendi hayvanlarımız. Yani bunların da içinde iyi hayvanlarımız var. Yani satışa değer hayvanlarımız var. Yani bir dakika sen bana bırak. Kalk bakalım bana bırak. Hayvanlarımız var mı? Var. Tabii ki bunların içerisinde sütü olmayanlar da var. Çok az. Yani yavru atmış hayvanlarımız var. Hiçbirini bırakmıyoruz. Gramını gene bırakmıyoruz. Sağıyoruz. Bunların içinden iyi olan hayvanlarımızdan da bana sorarsanız ben söylerim size gösteririm. Bunlardan da verebiliriz. Yani bunlar onlardan bir tık altta ama aynı oranda olanlar da var. Aynı süt verimine sahip hayvanlarımız da var. İşlerinde arkadaşlar. Hayvan yavru attıktan sonra süte dönmemiş hayvanlarımız var ama çok az sütü gelen var. Çebiçler var. Mesela ilkine doğum yapmış çebiçler var. Arkadaşlar. Dur kızım dur. Dur kızım. Bak mesela bu da ilkine
doğum yapmış da yavrusundan daha dün ayırdık. 2 gün önce ayırdık pardon. Hayvanlarımız var. Bunlar daha süte gelecek olan hayvanlar. Mesela işte sevdiğimiz hayvanlardan, sütü iyi olanlardan. Gel bak şu kızım gel. Bunlar sadece yazıda yayılan hayvanlar arkadaşlar. Yaylımda otlayan hayvanlar.